Efendim Fikir Meydanı'ndan iyi akşamlar. Yine Türkiye'nin gündemini ordunun yetiştirdiği fikir adamlarıyla değerlendireceğiz. Bu akşam gündemimizde ne var? Askeri ücret var. Milyonlarca askeri ücretlinin gözü kulağı Aralık ayında başlayacak olan toplantılarda ve çıkacak olan sonuçta. Diğer taraftan ekonomik gelişmeler var. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri askeri ücretle bağlantılı olarak değerlendireceğiz. İkinci bölümde ise Seçil Erzan olayı Türkiye'nin gündeminde. Farklı isimlerle fonlarla birlikte ünlü futbolcuların, teknik adamların dolandırıldığı bir Seçil Erzan olayı var. Onu değerlendireceğiz. Ve yine sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonlar gündemimizde olacak. Kimlerle birlikte? Avukat Tevfik Karabulut bizlerle birlikte. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Hüseyin Avni Şeker bizlerle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası eski meclis başkanı Sayın Ufuk Ünal bizlerle birlikte. Efendim buradaki isimler ordunun yetiştirdiği fikir adamları. Benim yaşım kadar siyasette bulunan, benim yaşım kadar orduda geçmişi bulunan isimler. Bu isimlerle birlikte Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Öncelikli olarak askeri ücretten başlayacağız. Bir işveren olması münasebetiyle Ufuk Bey sizle başlayalım. Siz veriyorsunuz askeri ücreti. Ben bir düzeltme yapayım. Benim yaşım kadar dedin. Orada ben biraz şeye gidiyorum. Yarısı kadar, kadar bir düzeltim ben de oraya. Ufuk Bey siz bir işverensiniz. Askeri ücret gündemde. 17 bin lira dolaylarında bir askeri ücret konuşuluyor. Sizce askeri ücret ne olur? 8 dakika süre veriyorum. Ardından ikinci bölümde ekonomiyi de değerlendirebiliriz. Evet. Asgari ücret ya eskiden hatırlarsın, eskiden de demeyelim. 1,5-2 yıl önce yılda bir defa gündeme gelirdi. Yıl sonu toplanır, pazarlıklar yapılır ve asgari ücret açıklanırdı. Şimdi tabii enflasyonun da olması ülkede ve fiyatların da çok hızlı değişkenlik göstermesinden dolayı 6 ayda bir görüşülmeye başlandı. Bunun tabii hani işçi açısından avantajları var ekonomik açıdan. Fakat üretim açısından iş veren ve işçi arasındaki diyalog açısından aslında sıkıntıları da var. Yani şöyle bir durum, algı oluşuyor. Televizyonlar sanki işverenle işçi karşı karşıyaymış gibi. Sanki böyle bir çekişme hali varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Diyelim ki Haziran ayında ikinci artış olacak. Nisan'ın 15'inden sonra televizyonda artık izlenme tabii reytingi de olduğu için asgari ücret ne olacak, pazarlık şöyle böyle falan derken böyle hep bir odaklanma sıkıntısı yaşanıyor. Yani Türkiye'de artık iş dünyasının, işverenin ve işçilerin işe odaklanması lazım. Üretime odaklanması lazımken farklı noktalara odaklanmaya başlıyoruz. Farklı düşüncelere girmeye başlıyoruz. Acaba ne kadar olacak, çok mu artacak, bunun altından kalkabilir miyiz işveren açısından? İşçi acaba ne kadar olacak? Geçimimi sağlayabilir miyim? Hep bu endişe yaşanıyor. Şimdi bu dönemde Sayın Bakan'ın da açıklaması var. Yılda bir defa, önceki gibi, önceden olduğu gibi tekrar yılda bir defa yapmayı planlıyoruz diye bir açıklaması var. Bunu da gerekçesi artık enflasyondan dezenflasyona geçiş dönemi başlıyor. Dolayısıyla enflasyonun önümüzdeki yıl Mayıs'tan sonra düşüşe geçeceği, zirve noktasından sonra artık tavandan sonra aşağı doğru inişe geçeceği ve %33'lere, %36'lara kadar, yıl sonuna kadar düşeceği bekleniyor. Dolayısıyla ikinci yani 2024-2025'te de tekhaneliler konuşuluyor. İnşallah gerçekleşir, ümidimiz bu. Yani ne kadar olur asgari ücret? 15'in üzerinde olacak. 15,5, 16, belki 16,5 olacak. Yani 17 olur mu bilmiyorum. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki işçinin hakları var, ödenmesi lazım. Mesela şu ayrım yapılmıyor. Bir İstanbul'da bir asgari ücretliye 15-16 bin lira, 17 bin lira, 20 bin de verseniz geçinmesi çok zor. Ankara öyle, İzmir öyle. Oralardaki işleyiş çok farklı. Ama
Anadolu'ya geldiğinizde küçük illerde, hatta ilçelerde küçük esnaflarda asgari ücret de çok zorluyor. Bu sefer ya kayıt dışı çalıştırmalar başlıyor ya farklı kaçaklar, göçekler başlıyor. Farklı noktalara gidiyor. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak dolayısıyla bir değerlendirme yapılması lazım. İşvereni de düşünerek, yani çünkü işveren de devam ettirmek zorunda işini. Ekonominin çarkları dönmek zorunda. İstihdamın Türkiye'de azalmaması lazım. Eğer istihdam azalmaya başlarsa, işsizlik sorunu Türkiye'de çıkarsa bu çok daha kötü bir sonuca doğru gider. Bakın biz çok krizler yaşadık yıllardır. Yani Özal döneminden tutun, işte Demirel döneminde, Tansu Çiller döneminde, Üçlü Koalisyon döneminde Ecevit'in olduğu. Yani birçok şeyler yaşandı, krizler yaşandı. Ve o krizlerde ekonominin çarklarının dönmediği zamanlar oldu parasal açısından. Bugün bakıyoruz ekonominin çarkları dönüyor. Çok fahiş fiyatlar var, fiyatlar çok yüksek ama işsizlik oranına bakıyoruz. Şu anda işsizlik oranı %9'larda. Yani %13, 14, 15'lere çıkmıştı bir ara. Şu an %9'larda. Ki bunu bu seviyelerde tutmak lazım. Hatta %6, %7'lere kadar da düşürmek lazım. Niçin bunu söylüyorum? Eğer işsizlik sorunu çözülürse insanların alım gücü daha da artacaktır. Yani eğer bir yerde çalışıyorsanız iyi kötü alışveriş yapacaksınız. Bir şeyler alacaksınız. O alışveriş yaptığınız yerde bir hareket olacak. O başka yerden yapacak falan derken para dönecek. Yani bunları hepsini bir değerlendirmek lazım. Şunu da unutmayalım. Biz asgari ücret artmalı. Hep şunu söylüyoruz. Oradaki prim, SGK priminin, işveren payının, işçi payının biraz daha düşürülmesi lazım. Bugün 11.500 lira asgari ücretli çalışan işçiye veriyorsanız 4.200 lira da şeye veriyorsunuz. SGK primini veriyorsunuz. Ve bir işçinin maliyeti 15.5-16. Yemesi, içmesi o da iş yerine aittir. Öğlen de şurada burada. 20 bin lira. Bir işçinin işverene maliyeti 20 bin lira. Eğer 10 işçi çalıştırıyorsanız 200 bin lira. 100 işçi çalıştırıyorsanız aylık maliyetiniz 2 milyon lira. Sadece işçi maliyetiniz. Dolayısıyla bunu çıkaracaksınız. Bundan sonra da kar edeceksiniz. O işleyişi döndürmeye, devam ettirmeye çalışacaksınız. Bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı. Gerekirse biraz primlerden fedakarlık yapılmalı. Çünkü eğer asgari ücreti artırıp primleri de aynı oranda artırdığımızda bu enflasyonun önüne de geçilmiyor. Bakın şöyle de bir sıkıntı yaşıyoruz. Dikkat edin, şu an biz ticaret de yapıyoruz. Şu anda Aralık sonu itibariyle bütün ürünlerde %20 zam bekleniyor. Hangi sektör olursa olsun. Sebebi nedir? Sebebi belli. Asgari ücret artacak. Bütün ürünlere zam gelecek. Yani firmalar ya kumaş alacaksanız ya da işte ürün alacaksanız şimdiden bağlantınızı yapın, ödemenizi yapın. Yılbaşından sonra fiyatlar değişecek deniyor. Bu da otomatikmen enflasyon olarak kamuoyuna yansıyacaktır. Yani bir yerde bunu çıkarıyorsunuz, bir yerden de enflasyonu tetikliyorsunuz, canlandırıyorsunuz. Bunların hepsi bakıldığı zaman dengeli bir politika yapılmalı. Yani popülist politikalar, popülist yaklaşımlar, seçim ekonomisi, seçime dönük verilen paralar ekonomik dengeyi her zaman her dönem bozmuştur Türkiye'de. O yüzden mümkün olduğu kadar ekonomiyi kendi şartları içerisinde olması gerektiği noktada döndürmek lazım, orada tutmak lazım. Orada çok fazla popülist yaklaşımlar, popülist politikalarla hareket edilirse devletin ekonomisi bozuluyor.
Yani ekonomiyi birazdan konuşacağız herhalde. Biraz değil, ayrı mı konuşacağız? Birazdan değineceğiz, ayrı değineceğiz. O zaman onu orada konuşuruz. Teşekkür ederiz. Tevfik Bey, size sormak istiyorum. Asgari ücret ne kadar olmalı? Şimdi tabii değerli kardeşim de söyledi. Aslında rakamlar 20'de yapsak şu şartlarda işçi için veya çalışan için yeterli değil. Çünkü rakamları yükseltmek değil problem. Paranın alım gücünün ne olduğu olmadığı mesele, paranın alım gücünde düğümleniyor, yoğunlaşıyor. Şimdi problem paranın alım gücünde son dönemlerde anormal düşüş oldu. Mesela ben kendi avukatım, kendi alanımdan söyleyeyim. Geçen yıl başında bir zam oldu. %50-60 civarında. Haziranda %125 bir zam daha oldu. Mahkeme masrafları, harçlar vesaire. Şimdi yıl sonu itibariyle %68 civarında bir daha bekleniyor. Yani demek ki bırakalım geçen yıl ocağı, sadece Haziran ve şimdiki %200'e yakın bir zam demek. Demek ki %200 paranın alım gücü öncekine göre düşmüş. Onun için işçiye neyi ne kadar vereceğimizden çok piyasanın yavaş yavaş durulması ve paranın alım gücündeki anormal düşüşün önüne geçilmesi temel problem. Yani siz de şu an 11.350 değil mi asgari ücret? 11.402. Eyvallah. 11.500 diyelim. Bunu 21 bine, 31 bine de çıkarsanız, eğer paranın alım gücü anormal derecede düşmüşse 11.400'ün aldığını alamıyor 20. Problem. 20 bine çıkarttığınızda otomatikmen emtia da artacak. Artıyor. Dolayısıyla problem çözülmemiş oluyor. İşin bir tarafı bu. Onun için piyasaların bu anormal fiyat artışlarının önüne geçilip piyasalardaki bu anormal fiyat artışlarının önüne geçip bir dengelenme sağlanması birinci problem. İkincisi yine arkadaşımızın söylediği ki ben de bunu meslek grubu olarak içindeyim, çok görüyorum. İşçiye artırım yaparken işvereni de zor duruma düşüren şeyler görüyoruz. Mesela çok basit bir misal vereyim. Benim yanımda diyelim 3-4 tane çalışanım var. Ben 1,5 yıl önce, kendine örnek vereyim, emekli maaş kartımı veriyordum yanımda çalışana, götürüyordu, çalışanların sigortasını ödüyordu. Bana da 100 lira, 150 lira bir artı kalıyordu. Şimdi maaş kartımı veriyorum, bir o kadar daha hemen hemen aynı şeyi karşılıyor. Şimdi bu işin bir başka tarafı. Yani işverene yük artınca işveren bu sefer, zaten piyasada bir daralma var. Ekonomik daralma var arkadaşım. Arkadaşımız iş dünyasının içinde ama hepimiz öyle böyle içindeyiz. Yani piyasalarda zaten bir daralma var. Bu daralmaya karşılık işverenin gelirlerinde aynı oranda artma olması mümkün olmuyor. Onda da bir daralma oluyor. Buna karşılık işverenin yükünü de bu sefer burada artırdığımız zaman işveren ne yapıyor? İşçisini çağırıyor. Arkadaşımız bilir. Ben de çok bir sürü işveren arkadaşlarla görüştüğümde aynı şeyi görüyorum. 100 işçi çalıştırıyorsa diyor ki ben bunun içinden çıkamıyorum. Bunun 30'unu 40'ını ilk elde çıkarmaya çalışıyor. Al sana bir başka problem. Veya şöyle yapıyor. Ben çok karşılaştım çünkü. Diyor ki işçisine şartları görüyorsun. Bu şartlarda benim seni çalıştırmam mümkün değil. Ama bir şartta gel anlaşalım. Nasıl yapalım? Senin 11.432 mi asgari ücret? Ben sigorta primini ben ödeyeyim. Senin hesabına 11.432'yi yatırayım ama sen onun kartı bana ver. Ben aynı orandakini geri alayım oradan. Bu anormal derecede piyasada şu an yaygın. Öyle mi? Var. Var. Ne oluyor? Doğal olarak siz gerçekte 11.432'ye çıkarmış gözüküyorsunuz ama o işçinin eline realde gerçekte o para geçmiyor. Çünkü o çalışan bir tercihle, maalesef çok acı bir tercihle karşılaşıyor. Ya tamamen işsiz kalacak ya o parayı işverene kartını geri verip hazır 7.000 küsür artı sigorta priminin ödenmesiyle yetinecek. Bu da işin bir başka tarafı. Onun için bunlar piyasanın gerçeklikleri. Biz bunun içindeyiz. Görüyoruz bunu bizzat. Onun için önemli olan rakamları artırmak değil, piyasada istikrarı sağlamak. Ve piyasa istikrarını sağlayarak
rakamların karşılığının piyasada bir mana ifade etmesini sağlayan ortamı oluşturmak. Bunu yapamadığımız sürece, yani 11.400'ü 15.000'e 20'ye çıkarırız, 25'e çıkarırız ama o 20-25 bile bir bakarsınız ki 11.400'ün karşılaştığı şeyi alamaz. Mesela çok basit, sebze pazarından halk diliyle konuşalım. Yani bir omuza bir süt yoğurt aldığımızı düşünelim. Hiç unutmam, gülmüştüm bir 6 ay önce. Her zaman işte şuna buna aldığımız süt veya yoğurt bidonları. Bir gün gönderdim yanındaki sekreter kızımızı. Her zaman verdiğimiz, bir hafta önce verdiğim parayı verdim. Geldi dedi ki, abi şu kadar daha fazla vereceksin. Hayırdır dedim. Teyze ne dedi biliyor musun abi dedi. Ne dedi dedim. Sen doların kaça çıktığını biliyor musun dedi. Bakın, sebze pazarında süt, yoğurt satan vatandaşımız bile artık bunu düşünmek zorunda. Ben ona haksız demiyorum ki, o da haklı. Yani onun da ineğe yedirdiği yem fiyatları, arttı, o arttı, bu arttı. Yani mesele benim paramın bir karşılığı olması. Bugün yani sebze pazarında bir süt bidonu 150 liraya çıktıysa, bunun suçlusu rakamlar değil. Piyasadaki istikrarsızlık. Piyasadaki maalesef o fiyat istikrarının sağlanamaması. Onun için problem bence rakamları yükseltmekten çok fiyat istikrarını sağlama, piyasayı bir an evvel sakinleştirmeden geçer. Onun için de ekonomide genel bir iyileşmenin olması lazım. Bunu da biliyoruz ki ileride konuşacağız. Bunun birçok sebepleri var. Tabii elbette yılbaşında reel olarak, hele hele arkadaşımız da söyledi, o taşrada atıyorum, Ordu'da, Giresun'da, Erzurum'da, Kars'ta 11 bin küsürlük asgari ücretle bir ölçüde idare edebilir asgari ücretlere, eşi de şu da bu da çalışıyorsa, ama İstanbul'da zaten kiralar almış başını gitmiş. Yani alacağı asgari ücret kira bedelini karşılamıyor. Oralarda da asgari ücret yok, biliyor musunuz? Hep üstünde. Doğal yani, olarak üstünde olmak zorunda çünkü olmak. Çünkü yani kiranın 15-20 bin asgari, 30 bin olduğu bir yerde siz 10 bin, 20 bin asgari, 20 bin, 25 bin verseniz fakat ne olacak? Fakat asgari ücret arttığı zaman orada mesela 20 veriyorsa o da aynı artış oranında bekliyor. Eyvallah. Onun için mesele fiyat istikrarını sağlamak, piyasada istikrarı sağlamaktan geçer. Rakamları yükseltmekten geçmez. Türkiye'nin ekonomide temel problemi de burada da bu istikrarın sağlanmamış olması. Asgari ücret ve ekonomiyi konuşuyoruz. Hüseyin Avni Bey, iki soruyu birden size sormak istiyorum. Bir, asgari ücret ne kadar olmalı? İki, Türk ekonomisinde umut ışığı görüyor musunuz? Evet, asgari ücret Aralık ayı içerisinde başlayacak komisyonun toplantıları. Türk İş'in önerisi 18 bin lira. Tabii asgari ücret belirlenirken nereleri etkiler? Onları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir kere Ufuk Bey söyledi, işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücret kamu kesiminde çalışanların haricinde piyasada çalışanları da asgari ücretin üzerinde ücret alıp çalışanları da etkiliyor. Orayı bir ölçü belirleyerek o ölçüde artışı onlar da talep ediyor. Tabii bu asgari ücreti belirlerken herkesin görüşünü almak, daha doğrusu konuyla ilgili olanların görüşünü alarak, büyük bir istişare sağlayarak asgari ücretin belirlenmesinde, iş barışının sağlanmasında önem taşıyor. Bunlar dilerim bu önümüzdeki toplantıda göz önünde bulundurularak dar gelirli kesimin geçinebileceği bir asgari ücretin, yani asgari ücret ne diye sorulduğunda temel düzeyde ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak bir ücret. Yani bunu istatistiki rakamları bir araya getirerek, tarafların görüşlerini alarak uyum içinde sağlanmasında iş barışı açısından
gerçekten ben çok önemli sayıyorum. Bakın geçen sene 2023 Ocak'ta yapılan artış 54.7. Yani 8506 liraya, 5000 küsür liradan 8506 liraya yükseldi. Temmuz ayında yapılan %34'lük artışla 11.402 lira oldu. O günün rakamlarına göre bu para bir nebze nefes aldırdı. Ama bu süre içerisinde yapılan diğer ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar, bu verilen aşağı yukarı ne oluyor? %54, %34, %84, %85. %85'e varan asgari ücret artışını geçti. Yani yapılan zamlar geçti. Bakın biraz önce kiralardan bahsettik. Büyük şehirlerde 15-20 bin liranın altında kira yok ama bizim ilimizde de 100 metrekare bir binanın, dairenin fiyatı da 10 bin liralardan falan bahsediliyor. Yani benim oturduğum sitede 12 bin liraya kiraya verildi bir daire. Yani bir başka yerden duydum 15 bin lira kira olan yerler var. Şimdi bunu tabii arttırırken işvereni de düşüneceksiniz. İşvereni tabii devletin, milletin ödediği gelirlerden oraya teşvik vererek, bilmiyorum şu anda 500 lira mı Ufuk Bey? 500 lira herhalde asgari ücretten devletin katkı payı. 500 lira diye biliyorum. 400-500 lira civarında. Asgari ücret 17-18'de çıktığında bu rakamda 1000 lira civarında çıkabilir. Otomatikmen işverenin yüzdelik oranda artıyor ya. Evet. Yani önceki 3400 liraydı. Şimdi 500 lira indiriyorsunuz ama yine işverene maliyet 4200'e çıkıyor. Yani evet. Yüzdelik olarak arttığında prim şeyi artıyor tabii ki. Ben tahmin ediyorum ki bir yine 16-17 bin liranın üzerinde. Bir de Türk İş bu sene değişik bir sistemle komisyona katılıyor. 4 tane çalışan işçiyi komisyon üyesi olarak komisyona götürecek. O işçiler orada 11.402 lirayla nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. İşveren kesimi kendine göre haklı olduğu konuları ortaya sorecekler. Dilerim ki bir sonuca varılmasında gecikme olmaz. Ortalama bir fiyat üzerinde uzlaşılır. Ne işvereni sıkıntıya sokacak ne de işçileri zor durumda bırakacak bir ücret saplanır diye düşünüyorum. Arkadaşım da belirtti. Şimdi 2022 ile 2023 yıllarında önceden yılda bir kere Ocak ayında asgari ücret artışı tespit ediliyordu. Tabii bu enflasyonun yüksek olması nedeniyle ücretlerin enflasyonun çok artışı nedeniyle aşağıda kalmasından dolayı 6 ayda bir yapılmaya başlandı. Hem 2022 yılında hem 2023 yılında. Şimdi Sayın Bakan tekrar eskiye dönüşü işaret etti. Asgari ücret yılda bir kere belirlenecek dedi. Ben şimdi buradan soruyorum. Yani asgari ücret bu zamana kadar olan enflasyon üzerinden mi belirlenecek yoksa 2024 yılında tahmini edilen enflasyon üzerinden mi belirlenecek? Bugün gerçekleşen enflasyon aşağı yukarı %68, %70'e yaklaşan bir enflasyon var. Bu resmi rakam. Sokaktaki enflasyon çok daha fazla. %100'lerin üzerinde bunu hepimiz alışveriş yaparken hissediyoruz. Fiyatlara baktığımızda görüyoruz. Yani her ay belki 3 günde bir, haftada bir etiketler değişiyor. Ne denetim var, ne bir şey var. Kimse bir şey sorduğu yok.
biz de almak zorunda kalıyoruz. Yani tencere kaynayacak, pazardan alışveriş yapacaksınız, marketten alışveriş yapacaksınız. Mecbursunuz alışveriş yapmaya. Onun için bir eve 11.402 lira bir çalışan olduğunu düşünelim bir evde ve bu kişinin büyük şehirde yaşadığını düşünelim. Akıl almıyor. Yani 11.402 lirayla, bakın bir genç bir delikanlının, yani 15 ile 20 yaş arasındaki bir gencin genel ihtiyaç maddeleri, beslenmesi 18 bin lira aylık. Şimdi bir aileyi düşünün, ailede çocuk da olabilir, yetişkin de olabilir. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 14 bin küsür lira. Yani asgari ücret açlık sınırının altında. Şimdi bu açlık sınırının üzerine çıkacak yapılan zamlarla. Ben senede bir kere zam yapacaklarsa %60'ın üzerinde zam bekliyorum asgari ücrete. Bunu yapmak zorundalar. Önümüzdeki 2024 yılındaki tahmini enflasyon %30-40'lara düşecek diye tahmin ediliyor. Ama ben ilk 6 ay kesinlikle %70'lerin altına düşeceğini düşünmüyorum. Alınan tedbirlerle enflasyon ancak 2024'ün ikinci yarısında belki iyi uygulanırsa, taviz verilmezse bir düşüş seviyesine gelebilir. Yani önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimler var. Yerel seçimler nedeniyle eğer bu alınacak ve alınmakta olan tedbirler göz önünde bulundurularak ona dokunmadan devam ederse 2024'ün ikinci yarısında enflasyon düşmeye başlar. Ama yerel seçimlerde taviz verilirse bazı firmaların talepleri doğrultusunda zamlar yapılırsa yapmak zorundalar. Şimdi biraz önce arada Ufuk Bey'le konuştuk. Kolay değil gerçekten. İşverenin açısından baktığınızda da üretim çok kolay değil. Yani şimdi bir yıllık bir plan yapacaksınız. Bakın bir yıllık bir plan yapacaksınız, üretim yapacaksınız. Ya da 6 yıllık bir plan yapacaksınız. Üretim yapan firmalar açısından söylüyorum. Şimdi bir yıllık plan yaptığınızda enflasyon her ay %4, %5 o civarda artıyor. Siz onu bilemiyorsunuz. Önünüzdeki aylarda enflasyon ne kadar artacak? Tahminen üzerine koyup siz de girdilerinizi yükseltmek zorundasınız. Yani Aralık ayında, Kasım ayında aldığınız bir maddeyi Aralık ayında belki %20, %30 zamlı şekilde almak zorunda kalabilirsiniz. Onun için üretim yapan firmalar bugünkü enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurarak fiyatları yükseltmek zorunda kalıyorlar. Tabii bunu işi bilenler anlayışla karşılayabilir ama 11.402 lira asgari ücret alan bir kişiye bunu anlatamazsınız. Doğru. O evine giren ekmeğe bakar. Onun için asgari ücreti, Tevfik Bey de söyledi, asgari ücreti 20 de yapsanız, 30 da yapsanız 6 ay sonra sizin paranızın değeri hızla düştüğünde o para da yetmeyecek size. Önemli olan enflasyonu düşürmek ve gelir seviyesinde hakça bir paylaşım yapmak. Peki bakın, düşecek mi Hüseyin Avni Bey? Önümüzdeki yıl ne bekliyorsunuz? Ekonomiden olumlu adımlar atılır mı bu saatten sonra? Şunu da söyleyeyim, ondan sonra onu söyleyeceğim. Bakın Avrupa Birliği'ndeki devletlerden en yüksek ve en düşük şeyleri aldım. Asgari ücreti. İki ülke. En yüksek Lüksemburg'da. 2508 dolar. Dolar değil. Euro. 2508 euro. Çarpın siz 35 mi? 31 mi? 32. 32'ye vuruyor 32. Yani. 30'a çarpsa aşağı yukarı. Bulgaristan'da da 399, 400.
Türkiye'de de 350-400 arası bir rakam. Yani şimdi hani bizi Avrupa'nın bazı ülkeleri kıskanıyor ya. Adam 2500 lira, 2500 euro asgari ücret veriyor. 30, 60, 75. 30'dan hesap ederse. Bizim paramızda 75 bin lira asgari ücret Lüksemburg'da. Lüksemburg bizi niye kıskansın ki? Bizde asgari ücret 11.402 lira. Şimdi bu örneği verdikten sonra ekonominin iyiye gitmesini... Başkanım şunu sormak istiyorum. Sizin sendikacı geçmişiniz olduğunuz için merak da ettiğim bir konu bu. Şimdi mesela adam asgari ücret almıyor da 11.400 almıyor da 13 bin lira alıyor. Bu kişilerden 6. 7. aydan sonra vergi kesilmeye başlıyor. Ve bu kişiler 6. 7. aydan sonra 11, 12 bin lira da değil 9.500 lira, 9.800 lira almak zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilemez. Çok doğru. Onunla ilgili zaten adalet bir vergi adı altında, vergide adalet adı altında yürüyüşler yapıldı, eylemler yapıldı. Geçmişte ben de devrimci işçi sendikaları, diske bağlı psikobirlikte çalıştığım dönemde işçi temsilcisiydim. Eskiden yapılan sendikacılıkla bugün yapılan sendikacılığı tamamen ayırıyorum. Tamamen. Bugün yapılan sendikacılık tamamen koltukla ilgili. Yani o koltuğa bir oturan 15 sene, 20 sene o koltuktan kalkmıyor. Ben içime sindiremem bir işçi olarak. Ben işçi emeklisiyim, sigortadan emekliyim. Sendikalın işçilerden kesilen parayla son model Audi'lere, Mercedes'lere binen sendika başkanlarını buradan kınıyorum. O insanların o kadar cüzi rakamlardan bile kesilen paralarla şatafatlı böyle gösterişli binalarda oturan son model araçlara binen sendika yöneticileri kendilerine bir çeki düzen vermeli. Sendika yöneticileri sendikalı işçilerin hakkını savunacaklar. Onların rahat geçinebileceği bir ücreti işverenle uzlaşarak, anlaşarak davullu zurnanlı sendikal hakları elde ederek toplu sözleşmeler yapar. Eskiden böyleydi bu. Yani Türk İş'le, DİSK'le işverenler oturuyordu, anlaşıyordu. Hep işveren, işçi, sendikacı kol kola davullu zurnalı oyun oynuyor. Bu iş barışını da sağladı. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi sendikacılar kendi aleminde, işçiler başıboş kalmış, kaderine razı bırakılmış. Bu sistemin bir kere değişmesi lazım. Eskiye dönüşü sağlamaları lazım. Ben bu ülkede yaşadığım için, bu ülkede gerçekleşen enflasyon beni de etkiliyor. Onun için ekonominin iyi olmasını herkes kadar ben de istiyorum. Gelişmiş ülkelerde %2, %3, %1 olan yerler var, %8-9 olan yerler var. Bizde olmadı mı? Olduğu dönemler oldu. Hepimiz mutlu olduk. Çünkü geleceğimizi planlarken çok rahat hareket etme imkanımız oluyordu. Önümüzü görebiliyorduk. Şimdi o şansımız yok. Onun için ekonominin düzelmesini ben de istiyorum. Ama alınan tedbirler yeterli mi? Yeterli olmasa bile niyet olarak bir iyi niyet görüyorum. Şimdi geçmişte bazı bakanlar dedi ki yani gözümün içine bakarsan ışığı görürsün dedi. Ya gözünün içine bakarak ışığı görüyorum ben de ekonomide bir düzelme göremedik. Aylarca ekonomiden sorumlu kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek geldi. Ekonomide ekonominin kurallarına göre yönetmeye başladı. Hani bu NASA göre değil. Ekonominin kurallarına göre yönetmeye başladı. Bir takım sonuçları olacaktır. Bakın, Derviş, Kemal Derviş döneminde de, Kemal Derviş geldiğinde bozulan ekonomilerin düzelmesi için bir acı reçete yazmak zorundalar. Kim gelirse gelsin. Yani o acı reçeteyi
yazmadan düzlüğe çıkamazsınız. Şimdi geçmişte biz ekonomiyi o kadar çok tahrip ettik ki faizleri düşürdük de deneme tahtasına döndü ekonomi. Yani bir bakan geldi, bir yerlerden talimat aldı, faizleri düşürdü. İşte %8'lere, 9'lara kadar düştü. Bugün faiz kaç? %45. Doğru olan yapılıyor. Belli bir yere kadar çıkacak bu. Ondan sonra enflasyonla birlikte faiz de düşecek, enflasyon da düşecek. Şimdi sonucunu göreceğiz. Dilerim seçim ekonomisi uygulanmaz. Önümüzdeki en büyük tehlike o. 31 Mart'ta yerel seçimler var. Orada eğer seçim ekonomisi uygulanırsa tekrar bir gevşeme, bir sıcak para, işte bir rahatlatmak için insanları kesenin ağzını açarsa hükümet 31 Mart'tan sonra büyük felaketlere maruz kalabiliriz. Yani bu zam artışları falan öyle %5'lerle, %10'larla olmaz, %100'lerle kıyaslanacak derecede. Bakın ekonominin kötü gidişi, şu anda gidişat kötü. Niye kötü? Enflasyon %70'lerde resmi rakamlarda ama sokakta, bakkalda, manavda, markette enflasyon %100'ün üzerinde. Terzilerin işi çoğaldı. Neden çoğaldı biliyor musun? Eskiyi daha çok kullanmaya başladı. Eskiden insanlar hiç tamir ettirmezdi. Yani ben de baktım kendi gardırobuma. Yani biraz eskiden daha kiloluydum. Giyemediğim kıyafet. Ben çoktan beri alışveriş yapmadım uzun zamandan beri. Yani olduğu için ya elimde. Alışveriş yapmazsan bu sefer ekonomi nasıl ekonomi kötü olacak? Oluyor. Tabii herkes senin gibi yaparsa. Baktım bazı şeyler bol geliyor. Eşim dedi ki ya bunların benim tanıdığım terzi var. Ona yaptıralım. Yepyeni, güzel, kullanılmış ama eskimemiş. Terzilerin gerçekten işi çoğaldı. Ama halk ekmeğin kapısındaki kuyruklar da %60 arttı. %60 arttı. Bu dar gelirliler için ekonominin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bakın 1 lira, 2 lira ekmeği daha ucuz almak için kilometrelerce kuyruk olup bekleyen, 1 saat kuyrukta bekleyen emekliler, yaşlılar var, çocuklar var. 1 lira, 2 lira daha ucuz ekmek alabilmek. 4 kişilik bir aile günde nereden baksan en az 7-8 tane ekmek tüketir. Yani bugün ekmek piyasada 10 lira. Yani günlük ekmek gideri 70-80 lira. 3 ile çarptığınızda 2000 liranın üzerinde sadece ekmek gideri. Biz neyi tartışıyoruz? Asgari ücretin 11.402 liradan kaç liraya çıkacağını. Yani bu rakamlarla gittiğimizde Tevfik Bey'in dediği gibi 20 de yetmez, 30 da yetmez. Önemli olan Türk parasının değerini dolar karşısında güçlü bir duruma getirmek, enflasyonu tek rakamlara düşürmek. Ondan sonra zaten belli bir zam yaptıktan sonra o kesim sizi daha zorlamaz. Çünkü manavda, bakkalda, markette artış olmayacak. O da kendi ücretine çok cüzi bir artış isteyecek. Yani geçimini sağlayacak bir ücreti alıyorsa barış sağlanacak, iş barışı sağlanacak. Onun için ben bu dengelere önümüzdeki Aralık ayında toplanacak komisyonun değerlendireceğini düşünüyorum. Ekonomiyi yönetenlerin de iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ama önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde seçim ekonomisine ön vermemelerini bekliyorum. Yani. Çok teşekkürler. Tevfik Bey, sizlere devam etmek istiyorum. Ekonomiye Ufuk Bey'le başladık, Ufuk Bey'le bitireceğiz. Hüseyin Avni Bey dedi ki, ekonomide Bakan Bey doğru adımlar atmaya başladı. Düzelme olabilir diyor. Siz ne öngörüyorsunuz? Ben Türk ekonomisinin, Türkiye'nin potansiyel olarak çok güçlü bir potansiyel olduğuna inanırım. Onun için düzeleceğine elbette inananlardanım. Yalnız bizim ekonomimizin genel hastalıkları var uzun süreden beri. Onları düzeltmemizin bu iyileşmeyi ve düzelmeyi hızlandıracağı tam tersi durumun yani düzeltmemenin de
hastalığı artıracağı gibi bir ikilemle karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye 83 milyon nüfuslu bir ülke. Gayri safi milli hasılamız belli, kişi başına milli gelirimiz belli. Ama aynı zamanda Türkiye gayri safi milli hasıla noktasında denk nüfuslu ülkelerin altında olması yanında büyük bir iç ve dış borç sarmalıyla karşı karşıya. Mesela işte yine yeni baktım, Türkiye'nin 2023 Mart itibariyle, ki 2023 Mart'tan itibaren de bir 7 ay geçti, 476 milyar dolarlık bir dış borç ve 6 işte katrilyon vesaire gibi de bir iç borç gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu nüfus olarak da her 4 kişiden 3'ünün borçlu olduğu bir ülke Türkiye. İşin bu bir tarafı, yani borç sarmalı tarafı Türk ekonomisinin sırtında en büyük kamburlardan bir tanesi. İşin ilginci, onun yanında bir de bizim ekonomimizin bir başka açmazı, gayri safi milli hasıla dediğimiz milli gelirin nüfus katmanları arasındaki paylaşım sorunu. Sosyal adalet, adil paylaşım, hakça paylaşım sorunu. Nüfusun %20'lik kesimi, ki esas %5-10 ama biraz daha yükseltelim, %20'lik kesimi ekonomide %80'lik payı alırken, aslan payını alıyor. Alt %25'lik kesimin, alt nüfus %25'lik, ki 20 milyonun üstünde bir nüfus kesiminin ekonomiden aldığı pay %10 bile değil, %5 bile değil. Böyle bir de sarmal var. Yani eskiden rahmetli Özal döneminde bir orta direk tabiri vardı. Arada bir çöktü. Arada yani böyle bir uçurum yoktu. Üst gelir grupları ile alt gelir grupları arasında uçurum yoktu. Ortada bir tabaka vardı, esnaf, şu bu. Bu kayboldu. Yani orta direk dediğimiz o ara tabaka kayboldu. Geniş ve çok yüksek bir alt düzeyde ekonomik gelir grubuna sahip kitleler. Bir de üstte çok az, nüfusta çok az, nüfusça çok az ama ekonominin büyük kısmına hakim olan bir grup. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Şimdi ben yanılıyorsam arkadaşlarımı düzeltin. Türkiye'de yaklaşık 11 milyon insanın sosyal yardım aldığı konuşuluyor. 11 milyon insanın sosyal yardım alması demek ki bir karı yani hanım alıyorsa eş kocası alıyorsa hanım almıyordur. Bunu sen 20 milyon sayman lazım otomatik olarak. Türkiye'de nüfusun 1/4'ünün sosyal yardım almış olması demek aslında önlenecek bir şey değil. Bu demektir ki nüfusun 1/4 açlık sınırının çok altında, devlet onu bir takım kaynaklarla destekliyor demek. Bunlar Türk ekonomisinin açmazları. Bir de şu, mesela bizde maalesef üretimi artırma noktasında bizim uzun yıllardan beri devam eden zaaflarımız var. Mesela hepimiz köylü çocuğuyuz. Aynı zamanda tarımla da uğraşıyoruz. Ben yıllardan beri şunu anlamamışımdır. Ve hep açık açık söylüyorum. Neden dönüm desteği de ürün desteği değil mesela? Maksadınız üretimi artırmak değil mi? Üretimi artırmak istiyorsanız ürün başı destek verin arkadaş. Niye dönüm? Dönüm başı desteğin ben tam tersine ürün artışını, yani üretim artışını engellediğini düşünüyorum. Adam nasıl olsa bir para alıyor oradan. Alıyorum, boş ver diyor, araziyi boş bırakıyor. Ama bunu bırakın da arkadaş, üretim ürün bazında bir destek yapın. İnsan daha çok üretim yapsın, daha çok destek alma adına üretimi artırsın. Bizim böyle açık çok şeylerimiz var. Yine bir baktım, Türkiye benim hep şikayet ettiğim şeydir. Maalesef dünyada en son rakamlar 180 ülke arasında yolsuzluk algısı noktasında Türkiye 101. sırada, yani yolsuzluğun olmadığı. Yani en az yolsuzluk olanları yukarıdan aşağı saymışlar. Öyle bir istatistik. 101. ülke, 180 ülke arasında. Türkiye'nin yolsuzluklar noktasında çok olumsuz bir karnesi var. Yani kamu kaynaklarının, devlet gelirlerinin, kazanılan gayri safi milli hasılanın, bunun devletin eline geçen kısmının da doğru kullanılmadığını, yolsuzluklarla, suistimallerle birilerinin cebine aktarıldığı gibi bir algı var ve gerçek bu algı da değil. Bunu görüyoruz. Türkiye bu sadece yolsuzlukları ve kaçak, hani elektrik, şu su paralarında kayıp kaçak bedeli falan diyorlar ya, bunu uyarlayalım, gülelim. O da ben onu da anlayabilmiş değilim.
adam bana elektrik satan şirket elektriğini koruyamıyorsa bana ne kardeşim? Benden niye parasını alıyor? O da ayrı bir şeydir. Bir de çok hakikaten benim mantığımın almadığı bir şeydir. Efendim bir de yazım bedeli gibi bir komik şeyler var. Adam alacağını hesap edecek. Benden alacak. Onu yazım parasını da benden alıyor. Çalıştırdığı adamın parasını. Parasını da benden alıyor. Yani böyle bir Türkiye gibi herhalde Afrika ülkelerinde vardır böyle bir saçmalık diyeyim ben ona. Bunu uyarlayayım buna. Şimdi bizim ekonomide kayıp kaçak çok fazla. Yani duyuyoruz. Bakın büyük ihalelerde, doğrudan alımlarda kamu kaynaklarının doğru kullanılması sıkıntısı var bizde. Yani israf ve lüks ve aynı zamanda yolsuzluklar Türkiye'de kamu kaynaklarının üretime yansımasını, doğru kullanılmasını önünü kesiyor. Bu da bir ekonominin kamburu. Ben bu konularda yani bir de işte seçim yaklaşıyor dedi Hüseyin Avni Bey. Çok doğru. Abi seçim rahmetli Süleyman Demirel'in mesela ben çok severim rahmetliyi ama şu seçim kazanma adına 40 yaşında bir emekliliği hala aklım alabilmiş değildir. Yani bunlar yazıktır, ülkeye yazıktır. Şimdi en son EYT'liler meselesi. Elbette milyonlarca insanımız bundan istifade etti ama aynı rahmetli Demirel'in yaptığının benzeri bir hatayla karşı karşıya kaldık. Şimdi bunlara dikkat etmek kaydıyla ben Türkiye ekonomisinin potansiyel olarak gerçekten düzelme potansiyelini yüksek görüyorum ve Türkiye'nin bu ekonomik tabloya layık olmadığını görüyorum ve o noktada umudum her zaman fazla ama kurallara uygun davranmak kaydıyla ve bu işin ekonomi bir bilimdir, bilime uygun yapılması kaydıyla. Yoksa yapmazsak borç sarmalı bir müddet sonra ülkeleri siyasal sarmal altına sokar. Ondan sonra Padişah 4. Murad'ın meşhur tabiridir. O zamanlar Rusya 1600 yılların başında daha Rusya diye bir devlet yok. Moskova prensliği var. Knezlik diyorlar. Küçücük bir prenslik. Zaten 1600 yıllara kadar koskoca Rusya coğrafyasını işte Türkler idare ediyordu. Tatarlar, daha önce Altın Orda devleti falan. İşte yeni prenslik palazlanıyor Moskova prensliği. Osmanlı'dan ekonomik yardım almaya gelmişler. Destek istiyorlar. Padişaha ulaşmak nerede? Bizimkilerin Amerikan başkanına ulaşması bugün ne kadar zorsa o zaman da Osmanlı padişahına ulaşmak o kadar zor. Sadrazam'a ulaşmış Moskova Knezliği'nin temsilcisi para istiyor. O da gidip sadrazam da padişaha söylüyor 4. Murad'a. Diyor ki efendim Moskova Knezliği para istiyor. Verelim mi? Verin diyor. Yardım almaya alışan buyruk almaya da alışır. Bu ekonominin kuralıdır. Yani siz ekonomik olarak birilerine bağlıysanız o siyasi bağımlılığa dönüşür. Çünkü adam der ki şu noktada ey Türkiye sen benim işte Orta Doğu'da şu politikamı desteklemezsen ekonomini çökertirim. Ve biz de maalesef dik duramayız. Onun için ekonomik bağımsızlık Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği müthiş bir sözdür. Ekonomik bağımsızlığı olmayan ülkelerin siyasi bağımsızlığı olmaz. Ekonomik bağımlılık siyasi bağımlılığı getirir. Vatandaş olarak düşünün. Bir tüccardan faiziyle para alıyorsanız, o tüccarın bulunduğu caddeden geçerken eliniz cepte şöyle volta ata ata geçme şansınız var mı? Bir şöyle bakarak beni görsün diye geçersiniz, ezile büzüle geçersiniz. Devletler için de ayrı şey söz konusudur. Onun için Türkiye bu ekonomik tabloya layık değil. Ben çok daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli buna müsait. Ama ekonomi biliminin kurallarına uymamız şartıyla ama Türkiye'yi yolsuzluk algısında %180 ülkede 101.lerde tutmamak şartıyla kamu kaynaklarını doğru kullanmak, üretimi artırmak, bir de bu sosyal katmanlar arası gelir farkını azaltıp birbirine yakınlaştırmak şartıyla. Çok teşekkürler. Bir ilave yapabilir miyim? Şimdi bakın bu insanlar tasarruf denilen bir şey var. Diyorlar ki devletin kasasında ki paraya göre asgari ücreti işte diğer konuları bir dengeye sağlayacağız. Devletin kasasını öne. O kasanın dolması için tasarrufun önce tepeden aşağı en aile fertlerine kadar yapılma mecburiyeti var. Örnek en tepe olmak kaydıyla bütün kamu
kurumlarının bu tasarrufa uyması lazım. Bakın, bu insanlardan anayasaya aykırı olmasına rağmen ikinci defa motorlu araçlar vergisini aldılar. Benim de aracım var, ben de ödedim. Biz gereken fedakarlığı yaparız. Bir kere daha öderiz. Yeter ki ekonomi düzelsin. Ama biz bu zahmete katlanırken tepedekiler derken bütün kamuyu kastediyorum. Yani en ufak kurumdan en tepedeki kuruma kadar orayı kastediyorum. Kirasından, bina alımından, makam aracından tut da her şeyinde tasarruf yapılması lazım. O kasa dolar. Asgari ücreti 11.402 liradan 17-18 bine, 20 bine çıkarmak için düşünmezsiniz bile. Çünkü kasanızda onu karşılayacak parayı sağlarsanız o tasarruf. Bu vatandaş gerçekten fedakar bir vatandaş, Türk vatandaşı. Devletinin dara düştüğünü, zora düştüğünü gördüğünde parmağındaki yüzüğü bile çıkarıp devletine seve seve veren bir millete sahibiz biz. Ama kötü örnekler insanları bu noktaya getiriyor. Tepede bir şatabat gidiyor. Bir yerden bir yere giderken binlerce araç havadan, denizden, karadan, helikopterler, uçaklar. Ya kim kimden korkuyor ya? Evet, tasarrufa dikkat çekiyorsunuz. Evet, ben çok önem veriyorum. Evet. Tasarrufla o kasa herkesin oradan hakça pay alacağı bir seviyeye kesinlikle gelir. Çok teşekkürler. Ufuk Bey, sizlerle tamamlayalım. Siz konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Işık var mı Türk ekonomisinde? Evet. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi tabii ben Hüseyin abinin söylediklerine de, Tevfik abinin söylediklerine de katılıyorum. Birçok manada ama bazı hani benim de ilave edeceğim, ekleyeceğim ya da değiştireceğim yerler de var. Şimdi bakış açısından bakmak lazım. Yani birçok perspektiften bakmak lazım. Tek taraftan bakarsak, mesela ben şöyle bakıyorum olaya, tek taraftan bakıyorum. Ya ürünler çok artmış. Markete giriyoruz. Hani hiçbir şey almasan da 200-300 lirayla çıkıyorsun. Yani bu insanları zorluyor. Bir restoranta gidiyoruz. Kişi başı en kötü 200 lira. En iyi ihtimalle 200 lira, 250 lira. Bazı yerde de 500-600 lira. Bazı yerde de kişi başı 1000 lira. Yani bu açıdan bakıyoruz. Gerçekten karamsar bir tablo içerisindeyiz. Fiyat artışlarını görüyoruz. Ev kiralarına bakıyoruz, karamsarlık yaşıyoruz. Ev kiraları çok yüksek. Ev fiyatlarına bakıyoruz, 3 milyon, 2 milyon, 3,5 milyon, 5 milyon gidiyor. Yani bunlar insanları karamsarlığa sürüklüyor. Bu anlamda ben de katılıyorum. Fakat bir de şu perspektiften bakalım. Şimdi yıllar önce, bundan 20-25 yıl önce, 30 yıl önce, 18 yıl önce, yani 15 yıl önce hep şunu görürdük biz. Yurt dışından gelen bir gurbetçi Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı bize anlatırken çok farklı anlatırdı. Çok rahatız, ekonomi çok iyi, gelirler de burada çok ciddi para harcarlardı, paraları vardı, yatırım yaparlardı, bilmem ne yaparlardı. Şu an geldiklerinde onların da sıkıntı olduğunu görüyoruz. Onların da para harcarken dikkat ettiğini görüyoruz. Hani onların parası değerli olduğu halde o sıkıntıyı, ekonomik sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Ben bir ek yapabilirim Ufuk Bey buraya. Ben çok yakın tarihte her yıl giderim Almanya'ya, her yıl giderim. 1800 euro asgari ücret, kirada 1200-1300 euro. Bu kadar anlatayım. Ben başka de onu, hiçbir şey onu söyleyecektim şimdi. Tabii. Notumda ücret yüksek var. Ama şeyler de yüksek. Şimdi yüksek, bunları yüksek. Ben de birçok sefer Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunduk, gezdik, dolaştık, yemek yedik, şey yaptık. Abi yani inanın oradaki hayat pahalılığı o kadar fazla ki kesinlikle. Mesela en yüksek olanı söyledi Hüseyin abi, Lüksemburg 2000 küsür euro. 2800 euro dedi, en yükseği bu. Şimdi ben de merak ettim, bir baktım biraz önce, 1200 euro kira.
Yani acaba ne diye baktım. Bizde de 200 euro, 250 euro civarında, 150'ye de var. Yani yerine göre değişiyor. Ev sahibinin insafına göre biraz. Şimdi şunu söylemek lazım. Hiçbir yer rahat değil. Fakat Türkiye'yi Avrupa ile kıyasladığımızda biz onların çok çok gerisindeydik. Nerede gerisindeydik? Yollarımız çok kötüydü. Yani bir yerden bir yere ulaşımımız çok zordu. Karayolumuz vardı, deniz yolunu kısmen kullanıyorduk, havayolumuz yok gibiydi. Şimdi bakıyoruz, Avrupa'ya gittin, bizim yollarımızdan daha iyi yol gördün mü Allah aşkına? 3 yıldır aynı yerde çalışma var Almanya'da. Yani ben, aynı noktada, bakın, dumanlar ben bile kalkmamış. Bir Almanya'yı farklı tutuyorum. Birçok ülkeden bizim yollarımız çok çok daha Fransa iyi. Fransa beter, Fransa ise. O tünellerimiz, bilmem neyimiz, havaalanlarına iniyoruz, Avrupa havaalanı diyoruz. Ya bizim en köhne havaalanımlarımdan bir tanesi gibi görüyorsun. Yani bazı havaalanlar için söylüyorum. Türkiye'de havaalanları, otele gidiyoruz. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otelde kalıyoruz. Bizde 2 yıldızı zor alırlar. O kadar düşük kalitede otellerde kalıyoruz. Odalar küçük küçük. Küçük küçük. Yani bilmem ne. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten çok mesafe aldı. Biz çok ciddi manada işte hastanelerimize bakıyorsunuz. Koronavirüste Avrupa'daki insanların tedavi masrafları, onların sokaklarda ölüme terk edilmesi, Türkiye'deki hastanelerde verilen mücadeleler. Yani bunların içinde tabii o süreçte ekonominin daralması. Türkiye yıllardır, Avrupa her zaman Almanya, Fransa, Hollanda paranın olduğu ülkeler bunlar. İngiltere, Amerika. Yani Türkiye ekonomik sıkıntılı olan bir ülke. Hani çok parası rezervi olan bir ülke değil. Buna rağmen koronavirüs gibi bir şeyin içerisinden çıkmışsınız. Ciddi manada işte destekler verilmiş, vergilerden vazgeçilmiş, bilmem ne yapılmış. Bu süreçleri geçmişiz. Peşine savaş çıkmış. Bize yakın bir bölgede savaş çıkmış. En fazla bizi etkiliyor bu. Onun peşine çok ciddi manada birçok ülkenin alanı kadar bölgemiz, yani bir Hollanda kadar yer deprem olmuş. Düşünün yani Hollanda'nın tamamı. Birçok Avrupa ülkesi kadar insanın yaşadığı alan depremle yerle bir olmuş. Bugün Türkiye'ye maliyeti 700-800 milyar lira. Yani bunlara rağmen biz hala ayakta duruyoruz. Hala mücadele veriyoruz. Ve hala ekonominin çarkları dönüyor. Eksikler var mı? Var. Ben başkanımın dediğine, Tevfik abimin dediğine katılıyorum. Hani bu işte gözle kaşla olacak işler değil bu işler. Her şeyi işin ehline vermek lazım. Bakın muhalefet bile şu anda bahsederken Mehmet Şimşek'ten, Sayın Bakan'dan yani çok kötü bahsetmiyor. Faiz %45 olmuş ama kimse ne yapıyorsun kardeşim sen demiyor. Yani niye demiyor biliyor musun? Çünkü güveniyor. Yani bir bildiği var. Bu böyle yapacaksa olacak. Bakın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Yakın dünyada evvelsi gün. Dedi ki biz dedi enflasyonu düşüreceğiz. Biz dedi şu an enflasyonu düşürmek için bazı tedbirleri alıyoruz. Bu enflasyonu tetikliyor. Mesela ÖTV zammı, KDV zammı. Bunların hepsi enflasyonu tetikliyor. İşte asgari ücretle ilgili zamlar. EYT'nin çıkarılması, oraya ödenen paralar. Yani hepsi devletin bütçesinden çıkıyor. Deprem bölgesine yapılan harcamalar. Dolayısıyla biz diyor artık ÖTV'ye, KDV'ye ilave zam yapmayacağız. Çünkü bunlar enflasyonu tetikliyor. Bu güzel bir haber bizim için. Yani demek ki yani bir şeyin farkındayız diyor ama yapmak zorundayız. Şimdi devletin Merkez Bankası'nın kasasına bakıyoruz. 134 milyar, 35 milyar dolara çıkmış. Yani son 4-5 yılın, 6 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Şimdi büyüme rakamına bakıyoruz. Üçüncü çeyrekte Türkiye %5.9 büyümüş. Birinci çeyrekte 4.3, ikinci çeyrekte 3.8, 5.9. Yani beklentinin üzerinde bir büyüme var. Bunlar olumlu, güzel işaretler. Ve
şunu da söyleyeceğim. Yani biz Avrupa'yı konuştuk. Gelin bu tarafa Irak, İran, Suriye, Mısır, Libya. Buralar petrollerin olduğu, doğal zenginliklerin olduğu yerler. Bakın İran her zaman paranın çok döndüğü bir yerdir. Yani bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene öncesini konuşuyorum. Yani Suriye, Mısır, Libya, oralarda para sıkıntısının olmadığı yerlerdir buralar. Çünkü yeraltı zenginlikleri var, petrolleri var, bilmem nesi var. Para onlar için çok şey değil. Fakat şu anda bakıyoruz, bizim mesela İzmir'deydik, İranlı arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ekonomi çok kötü diyor. Kan ağlıyor. Mısır öyle, Suriye öyle, Libya öyle. Artık arkadaşlar diyor ki biz o bölgelere eskiden düşünmeden veriyorduk. Şimdi mal verirken parasını almadan vermiyoruz. Çünkü alamayabiliriz diyor. Alamadık, birçok paramız kaldı diyor. Boş bölgesi, riski var. Şimdi Türkiye, bakın bu bölgelere çok yakın bir ülke. Rusya'da savaş var. Rusya yani neredeyse ateşten çember içerisindeyiz. Buna rağmen ekonomik anlamda eksikler var, yanlışlar var, sıkıntılar muhakkak var. Geçmişte yapılan 3-4 tane bakanın değişmesini ben de eleştiriyorum, doğru bulmuyorum. Ama güzel adımlar da atılıyor. Fakat bunu desteklemek için yine Hüseyin abi de, Tevfik abi de bahsetti. İktisat çok önemli. Yani artık böyle harcamaları yaparken israf düzeyinde harcamalar yapıp gereksiz kamu harcamalarına girmememiz lazım. Yani orada da biraz iktisat yapılmalı. Dikkat edilmeli ve giderlerin, masrafların, gereksiz harcamaların kesilmesi lazım. Fakat üretimin Türkiye'de devam ettiğini görüyoruz. Yollar yapılıyor, işte hastaneler devam ediyor. Ya, sıkıntı var da burayı biz yarıda keselim, bırakalım bu iş yarım kalsın denmiyor. O iş bitirene kadar devam ediliyor. Ve yine güzel şeyler var. Ekonomide hani gelecekte ışık görüyor musunuz diyorsunuz ya. Ekonomi dediğiniz şey sizin sadece kendi başınıza bir ülke olarak ben ekonomiyi düzelteceğim, büyüyeceğim, zengin bir ülke olacağım. Böyle kendi başına değilsin kardeşim. Nurettin Bey'in açıklaması gibi başladı laftanız ama değişik gitti. Heterodoks muydu? Evet, öyle başladı. Sanki oraya gidecek gibiydi. Şimdi Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, efendim Amerika ya senin büyümeni istemiyor kardeşim. Seni engelliyor. Bakıyorsun ki tam büyüyeceksin, sana ekonomik yaptırımlar yaparak senin ekonomini çökertmeye çalışıyor. Üretme, benden al. Senin büyümeni istemiyor kardeşim. Onlar yıllardır sömürge ülkeleri oluşturmuşlar. Türkiye de bunlardan bir tanesiydi ve onu artık kendi ürününü kullanmasını istemiyor. Terörle sürekli mücadele halindeydi. Terörde başarılı olup terörü gündeminden çıkarmasını istemiyor. Terörle mücadeleye devam etsinler. Oraya para harcasınlar, bir uçağın inip kalkması, bir İHA'nın, SİHA'nın gidip bomba atması bunların hepsi bir maliyettir. Dolayısıyla yani senin güçlü olmanı istemiyorsan, ya biz Akdeniz'de savaş gemisi gezdirmiyoruz bakın. Doğalgaz arama gemisi, sondaj aleti olan işte sismik gemilerimiz geziyor. Ya biz savaş yapmayacağız kardeşim. Buna niye şey yapıyorsun, itiraz ediyorsun? Ya orası şu bölge, burası orayı. Ya sen diyor doğalgaz bulma diyor. Petrol bulma. Sen elektrikte dışa bağımlı ol. Doğalgazda dışa bağımlı ol. Enerjide dışa bağımlı ol. Bugün Tevfik abinin söylediği dış borçların önemli bir kısmı şeyden geliyor. Enerjiden geliyor. Dolayısıyla bununla ilgili yapılan çok ciddi çalışmalar var. İnşallah bunlar meyvesini bir an önce verir, bir an önce kullanıma sunulur, hayata geçer. Çünkü hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimiz bundan memnun kalırız. Bunu AK Parti yapsın, PAK Parti yapsın, kim yaparsa yapsın. Ama yapılsın. Biz bundan mutluluk duyacağız, herkes duyacak. Bir an önce kullanıma geçmesi lazım ki ekonominin artık Türkiye adına taşlar yerine otursun. Seni enerjini keserim diye tehdit etmesinler. Enerjide sana yaptırım uygularım diye tehdit etmesinler. Biz Rusya ile kötü olamıyoruz ya. Olma şansımız yok.
Yarın adam enerjimizi keserse ekonomimiz allak bullak olacak. Bizim bir an önce bunları hayata geçirmemiz lazım. Çok önemsediğimiz iki şey, her zaman söylüyoruz. Bir, savunma sanayi, silahlar, uçaklar. Bizim artık F-16'yı, F-35'i konuşmamamız lazım. Ama bir uçağın yapılması, başlanması, yapıldı, bitti diyorsunuz. O uçağın hayata geçmesi 10 yıl sürüyor. Çünkü denemeleri devam ediyor o süreçte. Testleri devam ediyor. Bunların hiçbiri kolay bir şey değil. Ama Türkiye çok önemli adımlar attı burada. Ve bölge içerisinde de ayakta kalan, sözü dinlenen, bu işe Türkiye ne der diye bakılan bir ülke haline geldi. Ben de eksikleri kabul ediyorum, yanlışları kabul ediyorum. Ekonomide yapılan programlarda da biliyorsun çok eleştirdik yanlışları zaman içerisinde. Fakat iyi şeyler de yapılıyor. Gönlümüz, arzumuz daha iyi şeylerin yapılması ve bir an önce şu enflasyon belasından Türkiye'yi kurtarmamız. Yani bizim istediğimiz bu. İnşallah bu hayata geçer. Efendim, son bölüme gidiyoruz. Reklama gireceğiz ardından son bölüme ama sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz İsrail'in Hamas savaşında, Filistin'de uyguladığı soykırımda 7 günlük bir ara vardı. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Ateşkesi desteklemiyoruz dedi Beyaz Saray. Ve insani ara şu an 7 günde 10 güne çıkabilir ama ateşkesi kalıcı, ateşkesi desteklemiyoruz dedi. Biz haftalarca konuştuk, belki bir dahaki hafta yine konuşuruz ama bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım istedik. Son bir reklam, ardından son bölümde karşınızda olacağız. Ve Seçil Erzan, diğer taraftan da sosyal medya fenomenlerini konuşacağız. Seçil Erzan olayı var. Ünlü futbolcuların, spor adamlarının, teknik direktörlerin para yatırdığı bir fon. %250 kar marjıyla sunulan ama en sonunda dolandırıldıklarına anlaşılan bir fondan bahsediyoruz. Son zamanlar bile sosyal medya fenomenlerine artan operasyonlar var. Haksız kazanç, dolandırıcılık üzerine yapılan operasyonlar ve bu sayının da haylice artması. Eskiden sosyal medya fenomeni deyince saçma videoları konuşuyorduk ve bu saçma videoların tutulması, milyonlar izletilmesini konuşuyorduk. Fakat bugünlerde dolandırıcılığı konuşuyoruz. Avukat kimliğiyle birlikte Tevfik Bey'le başlamak istiyorum ben. Tevfik Bey'in Seçil Erzan olayını değerlendirmenizi isteyeceğim önce. Ardından da sosyal medya fenomenlerinin haksız kazanç ve dolandırıcılıklarıyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi Seçil Erzan olayı aslında çok benzerleri olan ama sadece o karşımıza çıktığı için onun şahsında tartıştığımız bir olay. Yoksa Seçil Erzan'ın yaptığı işin benzerini yapan maalesef Türkiye'de son dönemlerde özellikle çok sayıda kişi var, grup var ve maalesef Türkiye'de bir yasa dışı ekonomik sektör, yasa dışı yani aşırı rant sağlayan bir mekanizma, bir sistem var. Bu işin bir tarafında kara para aklama var, bir tarafında işte bahis şu bu ile kazanılan, sanal kumarla kazanılan paraların temize çıkarılması var. Çok yönlü bir sektör bu. Bu paraların bir şekilde aklanması lazım. İşin bir tarafı bu. İşte güzellik merkezleri eliyle veya belli merkezler eliyle, belli şeyler eliyle onlar kullanılarak yok onlara ne deniyordu? Fenomen. Bilmem neydi yani fenomen. Onlar kanalıyla veya belli şeylerle bu paranın aklanması gibi bir olay var işin içinde. Bir de yani bu tefeciliğin bir takım kılıflara sokulmuş şekilde yürüdüğü, bankaların da işte Seçil Erzan olayı, bankaların da bu işte kullanıldığını gösteren bir şey. Türkiye'de maalesef bu var. Ve üzücü olan taraf şu, bunları devletin bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil. Yani devlet biliyor ki, bakın nitekim hemen müdahale etti. Birçok şey, birçok fenomen de oydu buydu, gözaltına alındı, tutuklandı. Hemen müdahale etti ki Seçil Erzan olayı, işte arada da konuştuk Hüseyin Bey'le, Mart-Nisan'dan beri aslında bilinen bir olay. Demek ki müdahale edilince bunlar patlatılabiliyormuş, ortaya çıkarılabiliyormuş, üzerine gidiliyormuş. Maalesef Türkiye'de, benim inandığım, üzülerek ifade edeyim, inandığım bir olay. Türkiye'de
yasa dışılıklar devlet mekanizmasının bir taraflarının bir yerlerinin görmezden geldiği ortamlarda büyüyen işlerdir. İster adına uyuşturucu kaçakçılığı deyin, ister silah kaçakçılığı deyin, ister özür dilerim kadın ticareti deyin, ister işte kumar sektörü deyin, ister mafya sektörü deyin, mafyacılık deyin. Bunların devletin bazı birimlerinin maalesef göz yumması veya bir kısmının üzülerek ifade edelim işbirliği olmadan yürümesi mümkün değildir. Şimdi burada Allah rahmet etsin bizim bir 12 Eylül döneminin sonrasının bilinen bir silah kaçakçılığı figürü vatandaşımız vardı. Öldü, Allah rahmet etsin. Onunla yıllarca çalışan benim bir tanıdığım bana anlattığı şeyleri ben kitap yazsam herhalde bir 500 sayfalık kitap olurdu. Yani anlattığı şey şu. Ya ordudan diyor filan Giresun'un Şebin Karahisar'ına, Alıcılası'na silah götürüyorduk. Ordudan Ulubey'e kadar Ordu Jandarması, oradan Gürgentepe'ye Ulubey Jandarması, oradan Gürgentepe Jandarması, Gölköy Jandarması. Ya jandarma refakatiyle gidiyorduk diyor. Şeyde SP'nin berisinde koyda silah çıkarıyoruz bir gece diyor rahmetli. Denizden silah çıkarıyoruz. İhtiyaç gidermek için denizden çıktım, sahile doğru yürürken 5-10 adım attım. Bir ses, şşt şşt hemşerim dur dedi. Geri döndü. Bir baktım jandarma diyor. Koşarak koştum döndüm patrona dedim ki diyor patron jandarma güldü. Yok onlar bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Türkiye'de kaçakçılık böyle yürüyordu. Yani böyle yürüdü. Türkiye'de herkes biliyor ki yani rakamlar hep söylendi. Yıllık 50-60 milyar dolarlık bir uyuşturucu transferi Türkiye'den geçtiğini yıllarca herkes biliyor. Bunun bir takım işbirliği veya göz yumma olmadan veya ihmal olmadan geçmesi mümkün değil. Dünyanın her tarafında böyle. Amerika'da da böyle, İtalya'da da böyle, Almanya'da da, İngiltere'de. Yani yasa dışı işler maalesef yasal sistemin ya işbirliği ya göz yumması veya ihmaliyle yürür. İşte bu sektörde yok Seçil Erzen olayıydı, yok fenomen olayıydı. Maalesef Türkiye'de bu yasa dışı ekonomik sektörlerin aşırı palazlandığı bir dönemi biz yaşadık. Ve yeni İçişleri Bakanlığı ben bu konuda kutluyorum. Gerçekten şu ana kadar güzel bir görüntü verdi. Üzerine gidince demek ki bir takım şeyler şak diye durabiliyormuş, önlenebiliyormuş. Hatta benim çok güldüğüm bir şeydir. Yani bakan valiyken onun imzasını ve müdürlerin, emniyet yetkililerin imzasını taklit ederek tanesi 1500 dolardan silah ruhsatı verildiklerini bile şimdi öğrenmeye başladık. Demek ki bunlar yıllardır oluyormuş. Ben bunu geç kalınmış bir müdahale olarak görüyorum. Türkiye'de maalesef bu noktada büyük bir sıkıntı var. Bir bakıyorsunuz bu Dilan Polat denen kişi, yani 6 ay öncesine kadar bunu hiçbirimiz bilmiyorduk veya milyonlar bilmiyordu. Sonra öğreniyoruz ki 5 sene önce bu genç kızımız ve kocası bir gece konduda kalıyorlar. Evet. Yani öyle Beypaşa çocuğu veya ekonomik bir güç sahibi birilerinin çocuğu falan değil. Fabrika da işletmiyor. Tabii öyle bir fabrika da işlettiği yok. Bir sermaye birikimi de yok. 5 sene önce gecekonduda kalan bir çift 5 sene içinde bu kadar büyük bir ekonomik güce ulaşıyorsa ve sistem buna müsaade ediyorsa burada bir sakatlık var demektir. Koruyan birisi olabilir. Koruyan birilerinin olması lazım. Olmadan olmaz zaten. Burada Maliye Bakanlığı bu kadar para hareketleri olurken ben üzülerek söyleyeyim ne iş yapıyordu? Yani Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiriyor çünkü vergi kaybı var. Kayıp kaçak var, vergi kaybı var. Maliye Bakanlığı bu zamana kadar müdahale etmemiş. İçişleri Bakanlığı bu zamana kadar müdahale etmemiş. Adalet Bakanlığı, savcılıklar bu. Yasa dışılık açık. Müdahale etmemiş. Bunları devletin bilmemesi mümkün değil. Devletin bir takım birimlerinin bilmemesi mümkün değil. Bilmese şimdi de bilemezdi. Demek ki biliyormuş ama göz yumuluyormuş. Geç kalırmış bir müdahale, doğru bir müdahale ve daha çok mesela müdahale edilmesi gereken böyle yerler var. Mesela adam bakıyorsunuz hayır cemiyeti adı altında veya bilmem şu bu isim vermeye gerek yok. Adı altında faaliyet gösteriyor. Bakıyorsunuz holding olmuşlar. Holdinglerden daha fazla ekonomik güce sahipler. Ya bu gelirlerin kontrol edilmesi lazım. Hayırdır arkadaş bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ve bu değirmenin suyu nereden geliyor, nereye kullanılıyor, nasıl kullanılıyor?
Onun için daha çok müdahale edilmesi gereken bu noktada alan var. Mesela gelişmiş ülkeler niye sağlam sistemler üzerine oturmuş? Çünkü bu tür şeylere müsaade etmiyor. Mesela Amerika'da vergi kaçırmak çok ağır bir suçtur. Avrupa'da da öyle. Avrupa'da ağır bir suçtur. Sistem ona göre uyarlanmış. Bizim gibi ülkeler bu manada kaptı kaçtı tabir edilen şeylere müsait ülkeler. Onun için bunlardan bir an evvel kurtulmamız lazım. Seçilerden sadece bakıyoruz %257 faizden bahsediyorlar. Adam X filanca kişi 500 bin dolar vermiş deniyor. 7,5 milyon dolar veren var. Hayır 500 bin dolar vermiş 1 milyon dolar almış. Ya nerede böyle bir şey? Ondan sonra birilere bakıyorsunuz ki 5 milyon dolar, 3 milyon dolar, 7 milyon dolar. Sonra da geliyorlar efendim ey devletim sen beni kurtar. Benim paramı kurtar ya birader. Yani senin kafan bu parayı verirken hiç böyle bir şey nasıl oluyor arkadaş? Dolar bazında adam bana euro bazında bu kadar faiz veriyor. Ya bu işte bir şey var dememe de bir akıl tutulması mıdır? Veya hırsın daha çok kazanma hırsının gözleri kör etmesi midir? O da ayrı bir şey. Bunların hepsi futbolcular zeki adamlardır. Yani gerizekalıdan futbolcu olmaz. Cin gibidir onlar. Bu ismi geçen futbolcular hepsi maşallah çok zeki cin gibi insanlar. Demek ki daha çok para kazanma hırsı o kadar gözleri kör etmiş ki adam götürüyor çantalara bakıyoruz. Ki bankaya da yatırılmıyor para. Birisi geliyor dolduruyor çantaları alıp gidiyor. Nasıl bir şeydir? Demek ki aşırı hırs fazla tamah adamı götürüyor. Maalesef o işin bir başka tarafı ama sistemin buna müdahale etmesi de çok acı bir şey. İçişleri Bakanı'nı kutluyorum. Daha çok müdahale edilmesi gereken yerler var. Umarım İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, yani sistem buna müdahale eder. Çok teşekkürler. Hüseyin Avni Bey, size devam edelim. Siz şöyle sorayım. %250 kar vaat ettiysem size, 1 milyon verir misiniz bana? Bir kere 1 milyonum yok. Olduğu zaman da çok hesap yaparım, düşünürüm. Yani bazı garantiler almam lazım. Para kolay kazanılmıyor ama burada görüyoruz ki paralar çok kolay kazanılmış ve çok kolay kaybedilmiş. Şimdi bu Seçil Erzan'ın bir geçmişine bir bakalım isterseniz. Bu da Tevfik Bey'in bahsettiği gibi şeyden bahsetti. Fonemenlerden o bayan gibi Polat, bu da Dilan Polat gibi bu da fakir bir ailenin çocuğu. Yani pazarcılık yapıyormuş babası. Bankaya girmiş. Yüksek okulunu, tahsilini Kocaeli'de yapmış. Çorlu'da bankaya girmiş. 10 yıl orada görev yaptıktan sonra ama çok iddialı birisi. Bankacılık konusunda kendisini iyi yetiştirmiş. Sonra Başakşehir'e, İstanbul'a müdür olarak geliyor. Oradan da bir müddet sonra Florya'ya. Florya'da Galatasaray tesisleri var. Galatasaray maaşını Denizbank'tan, onun neyi oluyor onların spor takımlarının sponsoru mu? Sponsoru da Denizbank'mış. Bütün işlemler oradan yapıldığı için, bu da orada müdür olduğu için Galatasaray camiasıyla bir haşır neşir oluyor. Çok iyi dostluklar oluşturuyor. 2021 yılına kadar zaten bu Seçil Erzan çeşitli fonlarda bu yakın çevresine paralar kazandırmış. Yani bu işi Türkiye buna müsait. Gerçekten hiçbir şikayet olmamış. Bankanın kendi denetimleri, bankacılık kurulunun denetlemelerinden hep başarıyla çıkmış. Yüksek puanlar almış denetlemelerden. Birinden 79 puan almış, birinden 92 puan almış. Türkiye genelinde en başarılı 3. bankacı seçilmiş. Yani mesleğinde gerçekten kendini iyi yetiştirmiş.
Ne olmuş? 2021'den sonra işler bozulmaya başlamış. Çünkü o yüksek faiz vaat ederek topladığı paraları artık o faizleri ödeyemez duruma gelmiş. Bu arada borsada da büyük miktarda zarar etmiş. O fon karşılığında arkadaşlarına, yakın çevresine paralar kazandırırken kendi de para kazanmış. Bayağı yüklü paralar kazanmış. Bu sefer o parayı borsada kaybetmiş. İş çıkmaza girmeye başlamış. Bu sefer hem yakın çevresini hem de Galatasaray'da işte Fatih Terim ismini, Denizbank'ın genel müdürü, evet. Hakem. Banka ismini vermiyor, ha, özel banka. Zaten bu açık deşifre oldu. Öyle de işte, Rütük de bizi öyle düşünmüyor. Evet, o bankanın genel müdürünü referans göstererek, bu fonda onlar da var, onların kurduğu bir fon, futbolcu camiasından para toplamaya başlamış. İşte isimlerini söylemeyeyim, herkes biliyor. Oradan aldıkları parayı, mesela senden para almış, benim borcumu ödemiş. Benden para almış, Tevfik Bey'in borcunu ödemiş. İşte Ufuk Bey'den para almış, Tevfik Bey'in borcunu. Sadır zinciri. Böyle bir zincir oluşturmuş. Ne zamana kadar? Artık sistem tıkanana kadar. Artık aldığı paralar o faizleri ödemeye yetmiyor. Çünkü %200'leri aşan 35-40 günlük vadede %20, %30, %40'a varan faiz ödüyor. Yani getiri sağlıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiri yok. Şimdi bu ortaya çıkınca, hem bu zor duruma düşünce olağanüstü bir borcun içine girmiş. Bu sefer tefecinin eline düşmüş. Tefeci yani kolay kolay para kaptırmaz adama. Kaptırsa da onun hesabını sorar. Tehditler başlamış. İşte bu hanımefendiden parasını alamayanlar bankaya müracaat etmişler. Ortaya çıkmış. Ne zaman? 7 Nisan'da çıkmış bu olay ortaya. Herhalde o zamanın emniyet görevlileri, İçişleri Bakanı bu futbolcuların önde gelenleri birkaç kişi, isim vermemde sakınca yok herhalde futbolcularda. Arda Turan, Emre Belezoğlu, bir de kaleci Volkan Bahçekapılı'na randevu talep ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Sayın Cumhurbaşkanı da bunlara randevu veriyor havaalanında, devlet konut evinde. Bunları... Sayın Cumhurbaşkanı diyormuş ya, o kadar para veriyorsa ben de devlet olarak gittim. Bunları dinliyor. Yanlarında üç tane bakan var. Bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendi. Dinledikten sonra İçişleri Bakanı'na Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte Hakan Ateş'le konuş. Bankanın genel müdürüyle konuş, bu işi halletsin, çözsün bu işi. Yani bu çocukların mağduriyetini gidersin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakan Ateş'le konuşuyor. Ama Hakan Ateş diyor ki bu bankanın sorunu değil, bankanın bir zaafından kaynaklanan mağduriyet ortada yok. Ödemiyorlar tabii parayı. Bu sefer olay... Emniyete ne zaman öğrendik biz bunu? Daha bir hafta önce öğrendik yani. Bakın, şuraya dikkat çekmek istiyorum. Eğer siz olayın üzerine ciddi bir şekilde gitmeye kararlıysanız bunu çözersiniz. Demek ki o dosya süme altı edilmiş, düğmeye basılmamış. Ne zaman ki İçişleri Bakanlığı el değiştirdi, operasyonlar başlamaya başladı. Şimdi hem kaçakçılıkta, kara para aklamada, işte bu sosyal medya fenomenlerinin yakalanmasında Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olayların üzerine azimle gitmesinden kaynaklanıyor. Yani Tevfik Bey çok daha iyi bilir bu
kanunları birilerinin koruması olmadan bu işleri Türkiye'de yapmak çok kolay bir iş değil. Demek ki geçmişte üzerine bir sünger çekilmiş ya da süme altı edilmiş. Bir olayın incelenmesi de böyle bir haftalık, 10 günlük, 20 günlük işler değil. Yani onu dinlemeye alacaksınız, takibe alacaksınız. Belki aylar sürecek tabii, bir tabii. olay. Bu olay zamanında belki izlenmiştir, etmiştir ama düğmeye basılmamış. Sayın Yerlikaya düğmeye bastı. Bu olayların üzerine kararlı bir şekilde gitmeye başlayınca operasyonlar peş peşe gelmeye başladı. Bak çok ben üzüntü duyuyorum bir Türk vatandaşı olarak. Ya uluslararası kırmızı bültenle aranan kişiler Türkiye'de elini kolunu sallayarak geziyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bile olabiliyorlar. Yani bu nasıl bir olay? Bunu anlamak mümkün değil. Yani Türkiye bir kara para aklama merkezi oldu. Uyuşturucuların kol gezdiği bir güzergah oldu. Dilerim Sayın İçişleri Bakanlığı'nın bu kararlı olayların üzerine gitmesine kimse bir engel teşkil etmez ve Türkiye gerçekten dünyada hak ettiği bir yere gelir bu konuda. Yani bu olay üzerinde çok tartışmak da istemiyorum. Evet, yani Türkiye'nin gündemi farklı Gökhan Bey. Biraz önce tartıştık önceki bölümlerde ya 11.402 lira asgari ücretin bir ülkede olduğu bir ülkede böyle milyon dolarların yani bir futbolcunun 4 milyon, 5 milyon, 12 milyon, 13 milyon böyle dolandırıcıya kaptırıldığı bir ülkede biz neleri konuşuyoruz? Yani onun için herhalde benim rahatsız olduğum kadar emniyet görevlileri de bu konuda rahatsızdır. Sayın Ali Yerlikaya Bakanımızın azimli tavırları neticesinde bu tür olayların hepsinin sorumluları ortaya çıkmalı, gereken cezalara çarptırılmalı. Yani sadece şeyde kalmaması lazım. Yani soruşturma açılır, aylar, yıllar süre sürdükten sonra işte delil yetersizliğinden ya da şundan bundan bu kişiler serbest bırakılırsa bu işlerin önü Türkiye'de alınmaz diye düşünüyorum. Yani daha çok gerçekten söylenecek çok şeyler var. Bakın 55 milyon dolar para dönmüş bu işte. Toplanan para 55 milyon dolar. Ödenen para 45 milyon. Arada bir 10, 10,5 milyon dolar para kayıp. Bu para nereye gitti? Bana sorarsa ben kendi düşüncelerimle bu paranın tefecilere gittiğini düşünüyorum. Çünkü sistem ona müsait. Senden alıyor, bana veriyor, benden alıyor, ona veriyor. Bir yerde tıkanınca tefeciye başvuruyor. Tefeciden ya hayret ettim okuduğumda. Günlük %100 faizle para almış. Günlük %100. Yani çok bugün ben senden 100 lira alıyorum, yarın 200 lira olarak geri ödüyor. Bu yüksek faizlerle para almış. Demek ki çok sıkışmış. En sonunda zincirin halkaları koptuğu zaman iş ortaya çıktı. Öbür konuda o fenomenler konusunda zaten konuşmuştuk. Konuşup da insanlarımızın moralini tekrar bozmaya gerek yok. Gerçekten Türkiye'de bunlara ayrılacak zaman yok. İnsanların aklıyla alay etmesinler. Emniyet güçleri bu işin üstesinden gelecek kapasiteye sahip. Yeter ki azimli olsunlar, kararlı olsunlar. Bütün gerçekler ortaya çıkar. Yavaş yavaş çıkmaya da başladı. Çok teşekkürler. Vatandaşlarımız gerçekten bu konuda memnun. Kimle konuştuysam Sayın İçişleri Bakanı'nın olayların üzerine gidişteki azminden herkes memnun. Ama sonucu merak ediyorlar. Sonuçta birisi buraya kadar demez inşallah. Sonunu hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler Hüseyin Avni Bey. Ufuk Bey, size sözü vermeden önce aynı soruyu soruyorum. 2 milyon verin, %250 faizi bir ay sonra geri vereceğim desem. Şimdi dersen ne olur?
Verebilir misin? Veremez misin? Kaç kişiye verdin? Bunlar hesaplanır. Ben gerçi faiz işine girmem de girenler için yani 2 milyon lira bir parayı veriyorsan eğer kime verdiğini, nasıl şartlarda verdiğini, hangi protokolle verdiğine bakmak lazım. Yani siz şimdi yani ya işte ben aslında o parayı verenleri mağdur olarak görmüyorum. Çok fazla da üzülmüyorum. Çünkü yani Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hem döviz üzerinden para veriyorsun hem döviz üzerinden işte Tevfik abi %200 dedi. Birisi %100 diyor, biri %50 diyor. Yani ne olduğu belli değil ama gerçekte şu var. Yani bir 100 veriyorsan 150 alıyorsun. Yani hem de dolar bazında alıyorsun. Ya böyle bir paranın meşru olmasını düşünmek saçmalık. Şimdi benim aklıma şey geldi, oraya geleceğim de. Yıllar önce Sülün Osman vardı. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü satmıştı. Saati, köprüyü bilmem neyi satıyor. Satıyor adam yani. Başarıyor, beceriyor. Öbürü de para verip alıyor. Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştu. Hatta gidip oraya tezgah kurup geçen arabalardan para istiyordu. Çok özür dilerim. 1980'lerde banker olayları... Kastelli. Onların benzerleri yani. 80'lerde evet. Şimdi onu diyeceğim. Jet Fadıl vardı. Evet. Aleni televizyonlara çıkıp ve televizyonda şey topluyordu, para topluyordu. Yani ortak topluyordu. Yani böyle Banker Castelli vardı. Ünlüler reklamını yapıyordu. Banker Castelli, Banker Castelli. Şurada bir şey takıyorlardı. Evet. Yani şey vardı. Parsa'dan vardı. Selçuk Parsa'dan. Yani çok şeyler vardı. Hani bu tarz. Pazarı demek çok şimdi bu burada şunu görmek lazım. Bu bir saadet zinciri. Yani oradan siz yemliyorsunuz birilerini. Bakın şeye gidin. Ben hiç gitmedim ama gidenlerden soruyorum. Kumarhaneye gidenler. İşte o makine ses çıkararak para veriyormuş. Para verirken ses çıkarıyormuş. Para basıyorsun. Herkes bakıyor tabii. Adam kazandı. O ses çıkarması ne biliyor musun? Herkes oraya dikkat çeksin. Aa para kazananlar da var. Ben de kazanabilirim hırsıyla. Şey yapıyor. O para kazan adam da bak diyor kazandım. Daha da çok kazanırım diyor. O kazandığını da kaybediyor. Sonradan cebindekini de kaybediyor. Şimdi bu sistemdeki şey bu. O hep kar eden bir sistem. O... İlk önce yemliyorsunuz. Şimdi saadet zinciri böyle bir şey. Şimdi bu kadın hanımefendi banka müdiresi. Başarılı dedi başkanım. Bence de başarılıdır. Çünkü bu kadar parayı insandan kolay değil, bir tabii. Kese kağıdına yazıp imza atarak almak başarı ister. Yani o kadar insanı ikna edeceksin. Bir kağıda, müsvedde kağıda yazı yazıp imzalayıp şu kadar para aldım diyeceksin. Makbuz yok, banka yok, vezne yok. Şimdi bence belli burada bir güven vermiş zamanında. Bankanın da bir sorumluluğu yok. Bankanın sorumluluğu sadece öyle bir müdüre çalıştırması. Yoksa hesaplar bankadan girmemiş. Yani bunlar çıkmışlar. Hanımefendi çıkmış. Bir yerden sıkıştı belki bilmem ne yaptı. İlk önce başladı. 50 bin lira veren var. 100 bin lira veren var. Onlarla başlamış. Tabii, tabii. Sonra baktı ki bu iş oluyor. İşi büyüterek Fatih Terim'in de adını kullanarak özel fondan bahsediyor. Şimdi bankaların böyle bir özel fon yapma yetkisi de yok. Yani özel fonu BDDK'dan, SPK'dan izin alarak yapabilirsin. Yani ben X bir bankayım, özel fon oluşturdum, şu kadar faiz vereceğim. Yok kardeşim böyle bir şey. Buna izin verecek... Burada da zaten gerçekte bir fon yok. Tabii izin verecek yetkili merciler var onların üzerinde. Böyle bir şey söz konusu değil. Siz Fatih Terim'in adını kullanıyorsun, özel fondan bahsediyorsun. İşte kim var orada? Semih Kaya var. Ne vermiş? 3 milyon vermiş, 5,5 milyon, 5 milyon 200 bin lira para almış geriye. Yine bir futbolcu var, o da vermiş, almış. Süleyman Arslan diye bir tefeci 10 milyon vermiş, 14 milyon almış. Şöyle düşünün. Coin işi vardı biliyorsunuz. Bitcoin bilmem ne falan. Bir ara çok konuşuldu. Ya ben işte
5.000 lira yatırdım, 20.000 lira aldım. 100.000 yatırsaydım 400.000 alacaktım, 300.000 alacaktım. Yani bu şimdi bunu söylüyor ya, öbürü diyor ki ulan diyor, bu işte para var, ben de yatırayım. Bunların hepsi yemleme. Birbirine referans olmuşlar. Yemleme. Şimdi onlar saadet zinciri üstünde biri var. Alttan 4-5 kişiye diyor ki bana para verin. Ben size şu kadar getirisi olacak, şu kadar para vereceğim. Onlar para veriyor. Onlarla başlıyor. Onlar alttan 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi buluyor. Onlar da para veriyor o sisteme. O ilk verenlere, o son verenlerden aldığı parayı veriyorlar. O son verenlere de adam 1 milyon vermiş. Ona diyor ki sana diyor bu 1 milyonun faizini veriyorum. 150 bin lira, 200 bin lira diyor. Arada bak diyor senin 1 milyonun 200 bin lira kazandı diyor. Adam iyi para diyor. Bunu arkadaşına söylüyor. 1 milyon verdim, 200 bin lira faizini aldım. Param içeride. Dolar olarak 1 milyon dolar verdim. 200 bin dolar faiz aldım diyor. Öbür uyanık da gidiyor. Tamam ben de diyor vereyim buraya. Arsasını satıyor. Arabasını, evini satıyor. Daha yetmiyor gidiyor faize bankadan para çekiyor. Gidiyor oraya parasını yatırıyor. Ya Allah aşkına devlet buna niye sahip çıksın ya? Yani devlet hani diyoruz ya bak fenomenler işte o kaçakçılar onların koruması var ayrı ama buradaki para banka üzerinden geçmiyor. Çantalarla elden geliyor. Alan veren memnun, veren memnun. Oradan oraya gidiyor. Ancak devletin buna şey yapması için, müdahale etmesi için şikayet olması lazım. Yani arka adamı biri diyecek ki beni dolandırdılar. Şimdi burada iki türlü bir suç var. Bir, bu kadın belli dolandırıcılık yapmış. Birileri fakat bunun arkasında devletin içinde koruduğu biri olabilir, o ayrı bir şey ama bunun arkasında bunu idare edecek başka güçlerin de olduğunu düşünüyorum. Birileri bunu yönlendiriyordur. Yoksa tek bu tek başına bu kadar rakamın taşıması, götürmesi, getirmesi mümkün değil böyle bir şey. Bulgaristan'a 89-92'de yani bunun arkasında bunu artık kullanan, yani bu kadının fiziği, yüzü düzgün, şivesi düzgün, sevimli, bu işte bu işi başarır, bankacı itibarı var, geçmişi temiz. Bunu biz kullanalım diyen birileri var. Muhakkak. Asıl onları bulmak lazım burada. Onları ortaya çıkarmak lazım. Şimdi sen evini sat, onu sat, bankadan faize para al. Oraya işte Arda Turan 7,5 milyon dolar vermiş. Birisi Emre 2 mi 1,5 mu 2 milyon dolar vermiş. Birisi efendim 500 bin dolar vermiş falan derken ve Fatih Terim'in adı kullanıyor. Fatih Terim fonu. Çocuk kandırır gibi ya. Ya sen Fatih Terim'i tanıyorsun. Ya git sor kardeşim. Fatih Terim'sin. Senin bundan haberin yok mu? Bu hiç senin kulağına gelmedi mi bu zamana kadar? Kızı da para vermiş. Kızı da para vermiş. Hiç kızı demedi mi? Baba ben şuraya şu parayı verdim. Sen de bu kadını tanıyorsun. Babasının arkadaşı şeyi görüştüğü çok samimi olduğu o işte başkanım biraz önce izah etti. Florya'daki banka şubesinden dolayı iyi ilişkileri var. Yani hiç kimsenin haberi yok mu? Var. Ama para da alıyor. Şimdi bir kısmı mesela atıyorum şeye Semih Kaya'ya 3 milyon 200 bin liraya 5 milyon 700 bin lira vermiş. Semih biraz Kara, tehdit etmiş herhalde. Semih Kara bunu, Kaya bunu söyleyecek arkadaşlarına. Vay be iyi para. Biz de 7 milyonumuzu 10 milyon yapalım. 15 milyon. Ya bedavadan para kazanmak. Böyle oturduğun yerden emeksiz, alın terisiz para kazanmak bu kadar kolay olmamalı. Dolayısıyla bunların düştüğü duruma üzülmek ve bunları mağdur olarak görmek mümkün değil. Ama oraya 50 bin dolar, 100 bin dolar hatır için verenler, işte gerçekten mağdur olanlar var mıdır? Vardır. Fakat çok büyük para verip de öyle büyük dolar verip ve dolar üzerinden böyle bir para bekleyenlerin mağduriyeti yoktur. Burada Tevfik abi hukukçu, o işi yapan kadın sorumludur, onu yönetenler sorumludur. Bir de buraya para verenler de bir nevi tefecidir yani. Onlar da tefecilikten yargılanmalı. Zaten hani, bir kısmının hakkında tefecilikten soruşturma açılmış. Tabii, yani sen şimdi kardeşim mağdur musun, tefeci misin? Sen böyle bir paranın
Türkiye'de hangi şartlarda ödendiğini düşünüyorsun? Sen hem mağdur pozisyonundasın hem de tefeci pozisyonundasın. Tefeci olarak da yargılanması lazım. O yüzden devletin bu paraları ödenme noktasında müdahil olmasını ben şahsım adına arzu etmiyorum. Senin benim paramla ödeyecek. Tabii yani. Ki bu bizim vergilerimizle yarın banka bunu ödemeye kalkarsa banka zarar ilan edecek, bilmem ne yapacak falan. Dolayısıyla devletin buna müdahil olmaması lazım. Çünkü sen eğer bankada paranı batırıyorsan devlet buna müdahildir. Niye? Devletin, zaten hatırlıyor musunuz, bir ofros hesapları yani. Vardı. Doğru. Bir banka vardı geçmişte de adı İmar Bankası. O bankanın ofros hesaplarına para yatıranlara devlet sahip çıkmadı. Çünkü devletin kontrolünde olmayan bir şeye para yatırıyorsun. Çok kar etmek için, emeksiz para kazanmak için farklı bir yöntem seçiyorsun. O zaman o riski göze alacaksın demektir bu. Şimdi burada fenomenler olayı aynı şekilde emeksiz para kazananlar, oturduğu yerden para kazananlar. Bunları devlet bunları takip etmeli. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Bahis siteleri var. Aleni internet üzerinden dolandırıcılık yapıyorlar. Bahis oynatıyorlar. Vergi orada yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadan internet üzerinden satış yapan fakat gönderdiğinde kutunun içinde kıyafetçiyi beklerken salatalık çıkanları biliyoruz biz. Yani patlıcan çıkanları biliyoruz. Telefon kutusundan patlıcan salatalık çıktığını biliyoruz. Yani devletin aslında bunlara bir şekilde müdahale etmesi lazım. Bunları engellemesi lazım. Ya beni X bir yerden arıyorlar. Diyorlar ki işte telekomdan bilmem neden şey yapalım. Şeyiniz dolmuş. Güncelleyelim. Yenileyelim falan filan size. Bunun için 3 ay yaparsanız 3 ay hediye bilmem ne Türk. İşte reklam olmasın söylemeyeyim isimlerini. Futbol şeyi bilmem neyi satan farklı kanallara abonelik hediye veriyoruz 3 ay. Ha öyle mi? İyi tamam olsun diyorsun. Geliyorlar seni abone yapıyorlar, imza atıyorlar. Ondan sonra daha çıkamıyorsun oradan ya. Evet, doğru. Seni oraya bunlar üçkağıtçılık. Beni arıyor, telekoma soruyorum diyor ki ya benim şeyim doldu mu diyorum internetim. Yo bir sene daha var diyor. Bu şekilde aleni dolandırıcılık yapan yerler var. Bunların önüne geçilmeli. Bunlar gerçekten saf işte masumane vatandaşları dolandıran şeyler. Ama bu Seçilerzan olayındaki durum farklı. Alan memnun, satan memnun. Eğer o 7,5 milyon, 5 milyon, 3 milyon verenler parasını alsaydı devlete bunun vergisini ödeyecek miydi? Belli bir müddet almışlar zaten. Almışlar. O zaman ses çıkma. Tabii. O zaman kadın seçilciyimdi. Ödeyemeyince paraları dolandırıcı oldu yani. Şunu sorayım Tevfik. Vergisini vermeyecek, bilmem neyini yapmayacak. Şimdi devlet sahip çıkacak. Seçil Hanım ne kadar bir süre ceza alır tahminini öngörüyorsunuz? Tabii şu an istenen ceza çok yüksek ama 226 tabii, yıl. Tabii bu yargılamanın sonunda ortaya çıkacak. Hangi suçtan ceza yiyecek, kaç kişi, kaç kere, kaç kez suçu işlemiş varsayılacak. Şu an yani ona şu kadar ceza alır diye bir şey söylemek mümkün değil ama hakkında istenen ceza çok yüklü bir 216 ceza. Yıldı. Bir evet. Kişi daha eklenmiş iddianameye. 226 kişi çıkmış. Kişi başına 226 yıl olsa bile en fazla yiyeceği ceza 50 yıl. 90 yaşında zaten yani. Kalmaz. 65 yaşında sonra hapiste kalacak demek. Ben çok teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program oldu bu akşam. Ağzınıza sağlık. İnşallah gelecek programlarda bu tür şeyleri tartışmayız. İnşallah. Türkiye'nin bu çok daha önemli sorunları var. Adaylar belli olur. Bir dahaki programda adaylara konuşuruz. Belki çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 5 Aralık dedi. 5 Aralık'a kadar uzattı süreyi. 1 Aralık dedi. Evet. Belki de adayları konuşuruz. Yerelde konuşmuş oluruz. Efendim Fikir Meydanı'nı bu akşam tamamlıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.